Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Samsunlu vatandaşlara dolar hakkında sorular sorduk. Türkiye, Amerika'nın istediği papazı vermeli mi? Dolar düşecek mi? Bütün bu soruların cevabı haberimizde. Dolarınız var mı? Dolar yok. Dolar, altın, euro ile işimiz yok. Peki doları olanlar dolarını bozdurmalı mı? Bozdurabilir de, bozdurmayabilir de. Yani ülkenin bazı sıkıntıları var. Olabilir. Hepsi olabilir. Dolar düşer mi sizce? Sistem oturmadan düşmez. Sistemi yakalayacağını, ihracat, ithalatta 100 liralık mal alıp da 50 liralık mal satarsan düşmez. Ne yapacak? Aldığın malın karşılığında mal ihracat etmen lazım. Fazlasını satman lazım ki dolar o zaman düşsün. Amerika'nın istediği papazı vermeli mi Türkiye? O devlet işi. Onu kendi aralarında olabilir, olmayabilir. Karşılıklıdır yani. Dolarım yok ama Türkiye'de geneline baktığı zaman doların yükselişi Türkiye ekonomisine iyice zarara soktu. Bugün Türkiye'de piyasalar bitik, işsizlik. Hangi birini anlatıyor? Ben de kamu görevlisiyim, muhtarım ama Türkiye geneline baktığı zaman doların yükselmesi gerçekten zora soktuğu için işsizlikten ziyade inşallah diyorum şu dolar falan düşer de Türkiye düzelir, daha ne diyeyim. Doları olanlar dolarını bozdurmalı mı? Doları olanlar tabii ki şu anda bozduruyor ama kimisi bundan sonraya bakmıyor zaten dolar alıp da yükselir hesabı yapmıyor. Ben bugün param olsa dolar almam. Niye dersen doların daha yükseleceğine inanamıyorum. Bu aldatmaca bir oyun diyorum. Dolar mı? Yok yani. Ben gariban adamım. Dolarla ne işim var kızım? Bir bacağım bir kolum var. Hepsi trafik kazasında gitti. Dolar olsa doları taşırıp da dolar şimdi alınmaz. 5,5 lira dolar. Doları olanlar dolarını bozdurmalı mı? Bozdurmalı. Türk parası, Türkiye'de olduğun gibi Türk parası geçerli. Dolarla bunlar patron adamlar, saklayanlar. Bahalansın birden zenginliğim hesabına gidiyorlar. Dolar altının üstüne çıktı. Sizce nasıl düşer? Dolar, Amerika'da bir başbakan var. O gırbaşlı. O kafayı taktı Türkiye'ye. Bakalım ne yapacak, ne şekil yapacak Türkiye'ye. Hiç lafı birini tutmuyor. Bir saatten saate değişiyor onun lafı. İşte bize de biraz şey yaşadı. O dolar gitti miydi? Yiyeceğimiz maddeler, alacağımız elbiseler hepsine yansıyor. Öyle değil mi kızım ya? Hepsine yansıyor. Amerika'nın istediği papazı Türkiye vermeli mi? Efendim? Amerika'nın istediği papazı Türkiye vermeli mi? Türkiye ona aklım vermez. Bunlar büyük işte. Şimdi bunlar bize Fethullah vermiyorlar ki biz de onlara onu verelim. Dolarınız var mı? Yok. Çok. Peki doları olanlar dolarını satmalı mı? Bence satmasın. Değer kazanıyor. Neden peki? Niye satsın ki? Dolar yükseliyor. Yükselişte. Satmaması daha iyi. Kar ediyor da neticede. Peki dolar düşer mi sizce? Şu sırada düşüş gözükmüyor. Hayır, işte daha iyi. Hükümet politikası. Politikayı güzel yaparsa dolar düşer. Peki Amerika'nın istediği papazı Türkiye vermeli mi sizce? Vallahi şimdi ben olsam vermem. Bayramda orada mı? Neden? Ben olsam vermem. Ama şimdi ne yapılacakları belirli değil. Almanya istedi, Almanya'ya verdi. Almanya'ya verdi. Bunu da şimdi bu önemli değil yani. Sırf papazı istemiyor onlar. Papaz bahane. Papazı koz olarak kullanıyor Amerika. Vermemiş. Şimdi en azından 21 tane üstümüz var. Buna İncirlik de dahil olmak üzere. 21 tane üstü kapatması gerekiyor. Aynı 74'te Cevit'in yaptığı gibi. 24 tane üstü, 21 tane üstü kapatacak. Amerika misilleme yapıyorsa sen de Amerika'ya misilleme yapacaksın. Bunun alternatifi yok. Dik duracaksın. Dik durabilirse önemli değil. Ama dik duramıyor. İleride verecek.
O zaman o hükümetin bileceği şey, benim bileceğim iş değil. Dolarınız var mı? Dolarım yok canım. Peki doları olanlar sizce satmalı mı? Bence ben satardım. Neden peki? Yani Türkiye'nin üzerinde Amerika tarafından oynanan büyük bir oyun olduğuna inanıyorum. Ya bu oyunu boşa çıkaracak olan şey de ya doları altınım olsa bozardım kesinlikle. Dolar düşer mi sizce ilerleyen zamanda? İnşallah da Amerika Türkiye'ye kafayı koymuş, kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Bunu Orta Doğu'da bütün ülkelerde başardı, Irak'ta başardı, Suriye'de başardı, sırada Türkiye. Kolay kolay bırakmayacaktır. Bunu başarsa da başka bir şeyle uğraşacağız kesin. Amerika'nın istediği papazı Türkiye vermedi mi sizce? Bu papaz değil. Aynı Gezi olayında olduğu gibi, ağaç olayı olmadığı gibi bu olayın da papazla bir alakası olmadığını inanıyorum. Bu olmasaydı farklı bir kılıfla zaten Türkiye'ye bu zararı vereceklerdi. Dolar mı? Hani ne dostlar harcasak? Ne dolar? Türk parası yok. Dolar nerede dolar? Doları olan dolarını satmalı mı sizce? Bu niye satsın? Niye satsın ki Türkiye bunu diyorsun? Niye satsın? Neden satmamalı peki? Niye satmamalı ya? Ben çevrimde dolar niye satayım? Çevrimde duruştum param. Dolarım olur, Türk param olur. Niye satayım? Yani ne gerek var? Benim yani kendi param çevrimde duruşsun. Dolar tamam yükselir. Hiç aşağı inmez. Neden peki? Nedeni sorarsanız ihracat yok. İhracat hep ithalat var. İthalat. İhracat yok. Tarım bitmiş. Tarım bitersen, ihracat yaparsan dolar gelir. Dolarınız var mı? Dolar mı? Dolar nasıl oluyor kızım ya? Nasıl oluyor dolar? Ya sen şimdi dolarınız var mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nden burada şimdi millet fakirlikten ya, keten oldu ya. Olur mu dolar? Peki doları olanlar satmalı mı sizce? Doları olanlar zaten zenginlerde var kızım. Doların nerede var? Satmalılar mı sizce? Satmalılar mı? Bu deli o zaman. Tımaradan kaçması lazım. Dolarını bozar mı o adam? Zaten dolar sahibi nereden oldu? Çuvaladı para için oldu doları. Peki dolar düşer mi? Dolar hendekten eteklersen düşer. Bu şekilde düşmez. Ben böyle şaka konuşayım, kusuruma bakma kızım yani. Evet. Peki, Amerika'nın istediği papazı vermeli mi Türkiye sizce? Bizim papazı alsın Amerika. Alır mı? Dolar düşer ama zamanla. Şimdi birkaç yıl içinde böyle bir düşüş olmaz. Amerika'nın istediği papazı vermeli mi Türkiye sizce? Zaten biz Amerika'nın her istediğini verdiğimiz için bu hale geldik. Onun için her istediğini yapmamamız lazım. Doları olanlar satmalı mı dolarlarını? Ya mutlaka satmalı tabii. Yastık altında durmakla ne kazanacaksın? Memlekete faydalı olmalı ya. Doğru güzel bir şey ama bu. Dolar düşer mi sizce? Hayır, kesinlikle düşmez. Düşürmez de daha da yükseğine çıkmasın. Yani daha da tehlike. Dolarım vardı, bozdurdum hepsini. Çünkü Cumhurbaşkanımız emretti, hepsini bozdurdum. 200 dolarım vardı, bozdurdum. Doları olanlar bozdurmalı mı? Tabii bozdursun. Hainlere şey yok, geçit yok. Yani bozdursun. Kar düşünmesin kimse. Yok dolarım var, ileride bozduracağım. Kar edeceğim, ben edeceğim. Öyle bir şey yok. Bu millet bizim, bu hükümet bizim yani. Bu devlet bizim. Cumhurbaşkanımız düşecek dedi, düşer yani. Bu kadar basit. Ya onu bilemem ama biz reise güveniyoruz. İnşallah düşecek. Türkiye Amerika'nın istediği papazı vermedi. Vermesin, niye versin? Hayırdır ya? Niye boyun eğsin? Biz her zaman dik duruyoruz Osmanlı'dan beri. Yani dik durmalıyız yani. Dikte duracağız sonuna kadar. Bu yani. Teşekkür ederim. Şimdi bu Türk ekonomisinin dışarıya ne kadar bağımlı olduğunu gösterir bu. Yani doların ileride bu durumlara düşmemesi için sen önce ithalatı durdurman lazım. İthal bir toplum yaratmayacaksın. Elimize her ne alırsak her şey ithal. Peki sizin dolarınız var mı? Benim dolarım var mı? Benim dolarım yok. Peki olanlar dolarlarını satmalı mı sizce? Şu anda saklıyor dolarlarını. Hani satmalı mı dedin? Varsa o onların bileceği iş. Kendi parasına nasıl yön vereceğini onlar bilir yani. Ha, Türk ekonomisi efendim. Sizce satmaları gerekiyor mu insanların? Vallahi onların dediğim gibi onların bileceği konu. Ben adamın parasına yön veremem ki, akıl veremem ki. Yani adamın parası kadar aklı vardır, aklı kadar parası vardır. Yani
parasız bir adam akıl verebilir mi? Parası olan adama vermez yani, imkan yok. Peki Amerika'nın istediği papazı vermedi mi Türkiye'ye? Bu papazdan kaynaklanan bir sorunlar değil. Bu başka sorunlar da var işin içerisinde. Başka sorunlar da var. Onlar açığa çıkarılmıyor, net bir şekilde basına sunulmuyor. Gizli görüşmeler, gizli anlaşmalar var işin içerisinde. Ben öyle görüyorum. Yani daha fazla da konuşamıyorum çünkü ben Türkiye'de basın özgürlüğü olduğuna da inanmıyorum. Çünkü basın özgürlüğü olsa 150'ye yakın gazeteci içerilerde olmaz. Ben şimdi burada bak kamuoya açık bir konuşma yapıyoruz. Kafamda neler geçiyor kim bilir. Ama bunların birini anlatmaya kalksam öyle ya. Bir iş sahibi olsam işimden olurum. Memur olsam işimden olurum. Onun için fazla ileri bir şey konuşmak istemiyorum. Korkuyorum. Resmen herkes gibi ben de korkuyorum. Konuşmaya korkuyorum. Ne kadar özgürsek o kadar. Başka?